arkadaşlar. Bu bölümde turşunun ne kadar lezzetli bir şey olduğunu ama fazla kaçırınca ne kadar susattığını gördük. Bunun nedeni turşunun içinde bol miktarda tuz ve sirke olmasıdır. Lezzet verir ama fazlası susatır. Evet arkadaşlar, sebzelerin yaklaşık bir ay kadar tuzlu ve sirkeli suda bekletilmesine turşu kurmak denir. Evet, bu çok uzun bir süre. Bu sırada sebzeler çürümüyor mu diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Evet, bu çok doğru. Sirke bu sebzelerin bozulmasını önleyen asitli ortamı sağlar arkadaşlar. Ayrıca turşu kurarken sebzeleri beklettiğimiz kabın kapağını sımsıkı kapattığımızdan emin olmalıyız elbette. Bu kabın içine oksijen girmesini engeller. Oksijensiz ortamda da bakteriler buluşmaz ve bu sayede de sebzelerimiz taptaze kalırlar. Peki hangi sebzelerle turşu kurulur biliyor musunuz? Buna inanamayacaksınız ama aklınıza gelen tüm sebzelerle turşu kurulabilir arkadaşlar. Başta minik salatalıklar ve beyaz lahana yaprakları olmak üzere patlıcandan domatese, havuçtan sarımsağa kadar aklınıza gelebilecek birçok sebzenin turşusu kurulabilir. Bahsederken bile ağzım sulanıyor doğrusu. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere arkadaşlar.